İyi akşamlar sayın seyirciler. 20 Nisan Cumartesi bugün saat 19'u gösteriyor. Gündemden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri Türkiye'ye geldi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından da iki bakan açıklamalarda bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşme gerçekleştirdi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Mısır-Türkiye işbirliği mesajları verildi. İkili gündemimizdeki konuları ayrıntılı şekilde görüştük. Özellikle ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en güçlü boyutlarından birini oluşturmakta. Mısır'daki yatırımlarımız halihazırda 3 milyar doları bulmuş durumda. Aramızdaki ticaret hacmi ise yaklaşık 8 milyar seviyesinde. Bakan Fidan Gazze ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Özellikle insani yardımlar konusunda Mısır'la olan ilişkilerimiz hayati önem taşımakta. Refah sınır kapısından yardımların ulaştırılması için Mısır'la gece gündüz yardım koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Orta Doğu'daki gerilimden de bahsetti. Eğer bu kriz hak ettiği şekilde çözülmezse Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir. Filistin konusunda olan her şeyin küresel fay hatlarını tetikleme potansiyeli bulunmakta ve tetiklemekte. Bu mesele artık sadece İsraillilerin Filistinlileri katlettiği bir mesele olarak algılanmaktan çıkıp İsrail'in arkasında duran ve katliamı mümkün kılan güçlerle Filistin'i kalplerinde ve kafalarında hisseden ve bu zulme karşı, bu ezilmişliğe karşı küresel çapta artık direniş gösterme ihtiyacı hisseden iki tarafın kavgası haline dönüşmeye başlamıştır. Yerel seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimler çalıştayında buluştu. Yerel seçim sürecinin nasıl yönetildiğine dair değerlendirmeler yapılırken Genel Başkan Özgür Özel gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel yönetimler çalıştayı yapıldı. Yerel seçimin ardından yerel yönetimler çalıştayında bir araya gelen CHP'liler, seçimde yapılan çalışmalar ve sonrasında yapılacak projelere dair istişare yaptı. Aday belirleme yönteminden tutun, kampanyanın tasarımına, adayların sahada izlenmesinden tutun, seçim gecesinin yönetimine kadar çağdaş dünyadaki en iyi yönetilen siyasi partiler nasıl yönetiliyorsa bu süreci öyle yönetme kararlılığını konuştuk, benimsedik ve uyguladık. Nüfusun %65'ine bu salonda bulunan 408 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı hizmet edecek. Onların hizmet ettikleri bölgede Türkiye ekonomisinin %80'i yönetilmektedir, %80'i dönmektedir. Bu ülkenin yeniden kurtarılması, demokrasinin yeniden kurulması, ekonominin yeniden ayağa kalkması ve vasiyetin yerine gelmesidir. Muasır medeniyetler yakalanacak ve geçilecektir. Sorumluluk sizin sırtınızdadır. Özgür Özel, Cumhur İttifakı'na eleştirilerde bulundu. Seçmenin mesajını anlamadıkları ortada. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı bu başarıya dönüp tesadüfen, konjonktürel gibi hiçe saymayla meşgulken bir diğeri çıkmış seçimleri biz kazandık diyecek kadar seçmene karşı küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktadadır. Oysa biz bunu bir zafer olarak görmüyoruz. Evet bir başarıdır. Önemli bir başarıdır ama zafer değildir. Görevdir. Parti iktidar olduğunda bu iktidar değiştiğinde ancak zafere dönüşecektir. Yandaşlarımızı zengin etme fırsatı yakalamadık arkadaşlar. Biz tarihin akışını değiştirme fırsatı yakaladık. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyetin tarihini yeniden yazma fırsatını yakaladık. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yüz yüze yapacakları görüşmeden de bahsetti. Biz bir nezaket telefonu açtık. Şimdi bir çalışma ziyaretine gideceğiz.
sizlerin masalarda çalışarak ortaklaştıracağınız taleplerden ajandamızda olması gereken öncelikleri. Parti meclisimizin, MYK'mızın, parti grubumuzun bize toplam siyaset üzerinden yaptığı okumaları billurlaştırıp gündemimizi oluşturup nezaketle talepte bulunup bir yüz yüze görüşme gerçekleştireceğiz. Ben ilerleme sağlayacağımızı, öncelikle toplumdaki bu kutuplaşmayı kırmak için bir adım atacağımızı, sonra bu toplumun yararına çok önemli işlerde birlikte mesafe alabileceğimize yürekten inanıyorum. 20 Nisan Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun birçok noktasına sarı kodlu uyarı vermişti. 43 kent için yapılan uyarıda birçok kentte sağanak ve kuvvetli rüzgar için dikkatli olunması istenmişti. Yurdun birçok noktasında bugün zor anlar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun özellikle batı bölgelerindeki 43 kent için sarı kodlu uyarı vermişti. Şiddetli rüzgar, sağanak yağış birçok kentte etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde yağışlı havanın etkisiyle 2-4 derece arasında azalıp mevsim normallerine gerilerken, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için uyarılar ard arda geldi. Başkent Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına ve yağmur yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kuvvetli fırtına sebebiyle birçok binanın çatısı uçarken sular altında kalan yollar sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde de benzer görüntüler kayda geçti. Sağanak yağış olumsuzluklara yol açtı. İlçenin bazı sokaklarında su birikintileri oluştu. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde hem araç sürücülerine hem de yayalara güçlük yaşattı. Muğla'da kötü hava koşullarından etkilenen kentlerden biri oldu. Marmaris'te sabaha karşı etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle birçok noktada hasar meydana geldi. Sarı kodla uyarılan şehirler arasında yer alan Antalya'da fırtına sabah saatlerinde etkili oldu. Yağmurun da eşlik ettiği fırtınada bazı ağaçlar ve reklam panoları devrildi. Öğle saatlerinde güneşin açtığı kentte bazı vatandaş sahili döven dev dalgaların içine kadar girerek yürekleri ağızlara getirdi. Antalya'da boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların bulunduğu sahilde denize giren 19 yaşındaki bir genç boğulmak üzereyken dalış eğitmeninin çabası ve deniz polisinin yolladığı insansız can kurtaran robotuyla kurtarıldı. Burası da İzmir. Foça ilçesi açıklarında hortum meydana geldi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da toprak kayması meydana geldi. Etkilenen 30 ev ve 114 kişi bölgeden tahliye edildi. Vatandaşlar otellere veya yakınlarının evlerine yerleştirildi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Dik yamaçtan kayan toprak nedeniyle evlerde de hasar olabileceği ihtimali üzerine 30 bina tahliye edildi. Toprak kayması nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Fakat 30 bina ile birlikte 114 kişinin de bölgeden tahliyesi gerçekleştirildi. Zaten biz bir endişelendik hani böyle bir durumda. İlk defa ben karşılaşıyorum. Zaten aşağıdaki toprak kayınca alttaki evler zarar görünce ister istemez biz de zarar görüyoruz. Yani evimizde çatlak hiçbir şekilde zarar yok ama yani ister istemez panik oluyoruz. İyice bakmadan biz de evimize girmeyi düşünmüyoruz. Burası kaysa benim ev de gidiyor. Yani tabii ki korkuyoruz. Buradan sokağın başına kadar komple bütün hanelerin boşaltılacağı söyleniliyor tedbir amaçlı. Kayalık buranın zemini, kayalık olduğu için çok fazla aşılı alan açıldı. Oraya sitelerin yapılacağı söylen. Kolon kadar ayrıklar mevcut zaten. Hani ilerinin sonunda buranın da çıkacağı belli oluyor zaten. Kayma olmuş, toprak yumuşamış. Yaklaşık 1-2 santim kadar açıklık oluşmaya başladığı için de mecburi olarak tahliye ettiler. Yaşanan olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül sabah saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bu tek katlı evlerden dün 3 tanesi toprak kayması neticesinde zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse olası toprak kaymalarından etkilenmemesi için tedbir amacıyla boşaltıldı. Otellere yerleştirildi, akrabalarının yanlarına yerleştirildi. Şu an yaptığımız şey evlerde yaşayanların kiracı mı,
ev sahibi mi? Ve buna benzer şeylerini çıkartmaya çalışıyoruz. Ayrıntılarını çıkartmaya çalışıyoruz. Herhangi bir can kaybımız yok. Herhangi bir yaralımız yok. Buradaki dediğim gibi operasyon tamamen tedbir amaçlı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde de etkili olan sağanak yağış istinat duvarının çökmesine neden oldu. İki kişinin yaralandığı olayda iki araçta da hasar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarı vermişti. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Gemlik'te bulunan bir istinat duvarı çöktü. Gemlik'e bağlı Balık Pazarı Yeni Mahalle'de gece saatlerinde başlayan yoğun yağış, sabah saatlerinde bir istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Büyük bir gürültüyle çöken duvar iki apartmana zarar verdi. Binada yaşayan iki kişi de yaralandı. Ayrıca sitenin otoparkında bulunan iki araçta hasar gördü. İki tane vatandaşımız hafif yaralı, onları hastaneye intikal ettirdik. Birkaç tane aracımız hasar gördü. Onların buradan alandan çekilmesini sağladık. Çevre İl Müdürlüğümüzden teknik elemanlar gelecek. Hem istinat duvarının hem apartmanın fiziki şu anki durumuyla ilgili bir inceleme yapacaklar. En kısa sürede oluşan zararı gidermek üzere vatandaşlarımızı tekrar evlerine yerleştirmek üzere işlerimize başladık. Acaba bu duvarda kullanılan malzemeden mi kaynaklanıyor? Yoksa çok yağmur yağdı, ondan mı kaynaklanıyor? Bunu da bilmiyoruz. Herhalde bu araştırmanın sonunda ortaya çıkacaktır. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Heyelan sonrası mahsur kalan araçlar çekildi. İki bloktaki 36 dairede yaşayan vatandaşlar da tahliye edildi. 15 Şubat'ta Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A isimli gemideki 6 mürettebat günlerce aranmış, sadece 4'ünün cansız bedeni bulunmuştu. Kayıp 2 mürettebat için aileler isyan etti. Ayrıca geminin batmasında ihmaller olduğu da vurgulandı. 1250 ton mermer tozu yüklü olan ve Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A isimli gemideki 6 mürettebattan 4'ünün cansız bedenine ulaşılmıştı. İki kişiden hala haber alınamıyor. Acılı aileler çalışmalara devam edilmesini ve bulunamayan mürettebata ulaşılmasını istiyor. Batuhan A gemisi 1971 yapımı, yani 53 yaşında bir gemidir. Bu kadar yaşlı ve artık tamir görmekten paslanmış bir geminin özellikle bu hava şartlarında seyrine izin verilmesi nasıl mümkün olabilir? Geminin azami alabileceği yükün üzerinde bir tonajla yük almasına kim, neden müsaade etmiştir? 6 denizcimiz elin bir şekilde can vermiştir. Bizler yeni Kafkametler, yeni Batuhan Ağlar yaşanmasını istiyoruz. Gemilerimiz batmasın, denizcilerimiz yaşasın istiyoruz. 15 Şubat tarihinde Marmara Denizi'nde batan Batuhan Ağa isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatı arasında bulunan makine stajyeri Ahmet Atav'ın babası Şenol Atav, geminin ihmal sonucu battığını ileri sürdü. Bu ihmal geminin denetimlerinin doğru yapılmadığını delilleriyle savcılığa sunduk. Sunmaya da devam edeceğiz. Bu ihmallerde en büyük kabahatli Marmara Liman Başkanı, Bandırma Liman Başkanı, Bandırma Kara Sörveyi, Gemlik Liman Başkanı ve Gemlik Sörveyleri'dir. Bunlar geminin ne tonajlarını kontrol ettiler, ne geminin rutinine uygun yapılması gereken denetimlerini hiçbir şekilde yapmadılar. Bundan dolayı oğlumun cenazesine dahi ulaşamıyorum. Acılı aileler batan gemiyle ilgili sorumluların hesap vermesini istiyor. Burada bütün kuruluşlar, kimse cezasını çekme temelli. Bu işin peşindeyiz, bırakmayacağız. 20 Nisan 2022'de Bursa Mudanya Caddesi üzerinde seyir halinde olan cezaevi aracına bombalı saldırı düzenlenmiş ve Cengiz Yiğit şehit olmuştu. Şehadetinin ikinci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. İki yıl önce Bursa Mudanya Caddesi üzerinde cezaevi aracına bombalı saldırı düzenlenmiş. İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuştu. Cengiz Yiğit şehadetinin ikinci yıl dönümünde Uluyol Adliyesi'nde düzenlenen programla anıldı. Bu acı sadece şehidimizin yakınlarının acısı değil. Bu acı bizim acımız, milletimizin acısı. Aynı şekilde acıdan muzdarip olanlara sahip çıkmak da bir vefadır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir görevidir. Cengiz Yiğit kardeşimizin, şehidimizin emanetleri başımızın üstündedir. Ve başımız üzerinde olmaya devam edecektir. Sadece kuru kuruya, terim, kınama, lanetlemek de bir şey değil. Ama aziz Türk milletinin birlik ve beraberliği devletle mâkes bulduğunda en büyük cezayı teröre kesmek görülür. Başta Cengiz Yiğit kardeşimiz olmak üzere bütün şehitlerimize ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, şehit Cengiz Yiğit'in ailesine sahip çıkılacağını vurguladı. Cezaevlerinde huzur ve düzenin sağlanması görevini üstlenirken en zor zamanlarda dahi görevini kararlılıkla yerine getirdi. Hiçbir terör saldırısı adalete, hukuk düzenine, birliğimize ve beraberliğimize olan inancımızı zedelemeyecektir. Şehit infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit ve onun gibi nice şehitlerimizin adını yaşatmak ve yaptıkları fedakarlıkları unutmamak bizim en önemli görevimizdir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyorum. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enes Yavuz Yıldırım da vatan toprakları için çok sayıda şehit verildiğini ve hiçbirinin unutulmayacağını ifade etti. Biz bu topraklar için çok bedel ödedik, çok şehit verdik. Hangi bedelleri ödersek ödeyelim. Herkes şunu biliyor ki biz bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz. Şehitlerimize yüreğimizde canlı tutacağız. Zaten bizim inancımıza göre şehitler ölmüyor. Onlar içimizde, onlar canlı, bizimle beraberler onlar. Programda Cengiz Yiğit, tüm şehitler ve gaziler için de dua edilirken Bakan Yardımcısı Ramazan Can, şehidin ailesine çiçek ve Türk bayrağı armağan etti. Bursa polisi kent genelinde huzur uygulamasını hayata geçirdi. Yaklaşık 500 polisin katıldığı denetimlerde mekanlar tek tek denetlendi. Aranma kaydı olan 14 kişi yakalandı. Bursa'da 500 polis vatandaşların huzur ve güveni için denetim gerçekleştirdi. Park bahçeler, metruk binalar, umumi açık yerler, alkollü, alkolsüz mekanlar tek tek kontrol edildi. Yaklaşık 500 polisin katıldığı huzur uygulaması Bursa genelinde düzenlendi. Uygulamada 3000 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı zamanda trafiği tehlikeye atan sürücülere de geçit verilmedi. 1329 araç kontrol edilirken kural tanımayan 22 araç sürücüsüne 150 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5 iş yerine kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceğinin altı çizildi. İznik'te düğün konvoyu yolda ilerlerken bir araç yol kenarında duran diğer araca çarptı. Arkasından gelen araç da duramayınca kaza yapan araca çarptı ve 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Düğün konvoyunda ilerliyorlardı. Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç birbirine çarptı. Zincirleme kazada yaralananlar oldu. Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi kaza. Boyalıca mahallesinden Mahmudiye mahallesine gelin alma töreni için düğün konvoyu yapıldı. Düğün konvoyu ilerlerken bir araç yol kenarında duran araca çarptı. Arkasından gelen araç da kaza yapan araca çarpınca zincirleme kaza yaşandı. 3 aracın karıştığı kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi Orhan Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnegöl'de akşam saatlerinde bir et lokantasından alevler yükseldi. Alevler lokantanın arkasındaki kömürlüğe de sıçrayınca büyüdü. Lokantadan gece saatlerinde alevler yükseldi. Alevleri gören sokağa çıktı. Et lokantası alev alev yandı. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerinde faaliyette bulunan kasap et lokantasında çıktı yangın. Alevleri fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken rüzgarın da etkisiyle yangın lokantanın arkasında bulunan kömürlüğe de sıçradı. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınabildi. Yangın sonucunda lokantada ve kömürlükte maddi hasar meydana geldi. Yangının nasıl başladığı araştırılıyor.
Bursa Tabip Odası yarın seçime gidecek. Seçime gitmeden önce bugün genel kurul yapıldı ve Bursa Tabip Odası başkan adayları tek tek açıklama yaptı. Bursa Tabip Odası seçim öncesi genel kurulu düzenlendi. Bursa Akademik Odalar Birliği'nde düzenlenen genel kurulda başkan adayları açıklamalarda bulundu. Yapılan bir takım düzenlemeler her ne kadar kazanım olarak nitelendirilse de bizim taleplerimizi karşılamaktan hala çok uzak. Biliyoruz ki devletin sağlıkta şiddeti önleyecek gücü vardır. Eksik olan ise ne yazık ki bu konudaki kararlılığıdır. Artarak devam eden sağlıkta şiddeti önleme konusunda bir kararlılık göremediğimiz gibi 3-5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanan hekimler, karşılanamayan kışkırtılmış sağlık talebinin sorumlusu olarak da hedef gösteriliyor. Bu dönemde çok çalıştık. Hukuksuzluklara karşı çok mücadele ettik, direndik, direnmeye de devam ediyoruz. Sonuç alıyor muyuz? Umarız ki hukukun egemen olduğu günlerde bu sonuçları da almayı başaracağız. Mesleğimizi bilimsel gerekliliklere uygun olarak yapmak isteriz. Biliriz ki mesleki bağımsızlığımızı, meslek onurumuzu korumak, hukukun üstün olduğu laik, demokratik bir cumhuriyette mümkündür ancak. Bağımsız Hekimler Birliği'nin adayı uzman doktor Ünal Kurtoğlu, tabip odalarının çalışmalarını Türkiye'nin düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan Kurtuluş Savaşı ile nitelendirdi. Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor. Kimler görevlendirdiyse, hangi ruh, hangi bilinç görevlendirdiyse bizi de o ruh ve bilinç görevlendiriyor. Türk Tabipler Birliği'ni güçlendirmek, tabip odasını güçlendirmek için yola çıktık. Bu bir bayrak yarışı biliyorsunuz. Bayrak yarışında hem farkındalık oluşturmak hem hekimlerin Türk Tabipler Birliği'ne olan inançlarını güçlendirmek için yola çıktık ve hekimlerle Türk Tabipler Birliği arasındaki ve tabip odası arasındaki bağı güçlendirmek için yarışıyoruz. Bursa Çağdaş Hekim Grubu'nun adayı Doktor Kadir Binbaş da sağlık sisteminde tıkanma olduğunu vurguladı. Eğer sağlık politikalarımız sonucu sağlık sistemimizde bir tıkanma yaşanıyorsa, bir memnuniyetsizlik yaşanıyorsa bunu ilk hisseden hekimler oluyor ve en ağır hisseden de hekimler oluyor. Tabip odaları yalnızca hekim haklarının değil, halkın sağlığıyla da ilgilenmek zorundadır ve başat görevlerinden birisidir. Biz halktan, hekimden, halktan ve çevreden yana laik, demokratik, etkin ama tam bağımsız bir tabip odası istiyoruz. Biz halkımızın nitelikli, kolay ulaşabilir, ücretsiz bir sağlık hizmeti almasını istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğim. Teşekkür ederim. Selanik'ten 1924 yılında Nilüfer'e bağlı Başköy mahallesine gelen mübadele göçmenleri neredeyse bir asırdır devam eden bir geleneği sürdürüyor. Dede helvası adı verilen bu gelenek bu yılda yine düzenlendi. 1924 yılında Selanik Krifçe köyünden Bursa Nilüfer Başköy mahallesine gelen mübadele göçmenleri yaşanan salgın hastalığın ardından şifa amacıyla helva dağıtmıştı. Ve bu helva dağıtımı bir geleneğe dönüştü. Dede helvası ismi verilen bu gelenek 98 yıldır devam ediyor. Bu sene Ramazan'a denk geldiği için Nisan ayına bugüne erteledi. Mevlüt okunur, dualar edilir ve dinleyici usulü helva yapılarak gelen davetlere, komşulara, geçenlere dağıtılır. Bu Sultan helvası. Bir helvacıya ihale edilmezmiş. Zaman içerisinde bu helva ilmeciye katılanlar ve dağıtılan bu helvanın yanı sıra gelenlere bir de bunun yanında yemek veriliyor. Nilüfer'in köylerinde köyden mahallelerinde biz köylerinde benzer çok sayıda geçmişte tarihte yaşanmış birçok olay var. Hepimizin acıları var. Bu mübadele meseleleri de tartışmak lazım. Gelmiş de bugüne geldik. Bugüne de bugün o günleri anma açısından, o günleri hatırlama açısından güzel bir kuru yapalım. Civar köylerden, civar mahallelerden çok sayıda muhtarımız, insanlarımız, büyük toplumlarımız, Sayın Bakanımız, biliyorsunuz Çağatay'ın bu köyde. Bakanımız burada, Kaymakamımız var.
konuşmada Mevlid'in okunması ve duaların edilmesinin ardından konuklara pilav ve helva ikramı yapıldı. Çok sayıda kişi pilav ve helvayı afiyetle yerken sağlık, bolluk ve bereket içinde dua edildi. Her ne kadar 120 kişiyle yapılmış olsa dahi bugün bu rakamlar 1500 kişilere falan ulaştı. Misafirlerimiz, işte Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Nilüfer İlçe Başkanımız, kaymakamlarımız gelip katkıda bulunuyorlar, sağ olsunlar. Çok güzel bir şenliğimiz köyümüzün, havası değişiyor, akrabalar buluşuyor. Geleneği götürmeye çalışıyoruz 7'den 70'e. Yani babamın köyü helva geleneğine ve yani gayet güzel bir etkinlik. Yani bütün köy halkı burada. Yani bir nevi bayram havası var aslında. Cumhuriyet'in kurulduğundan beri diyelim vardır. Pandemi sürecinde yasaklanmasına rağmen evlerde yapıldı, yine yapıldı. Güzel bir gelenek yani bu kadar insanın bir araya toplanması. Muhteşem bir şey. İznik'te gümüş balığı avcılığı bereketli başladı. Balıkçılar yaz sezonuna yaklaşırken ağlarını göle bıraktı ve bereketli başlayan bu sezondan 1000 ton balık hedefleniyor. İznik Gölü'nde son 25 yıldır yapılan gümüş balıkçılığında bu sezon sıcakların başlamasıyla birlikte balıkçılar ağlarını İznik Gölü'ne bırakmaya başladı. 12 ay boyunca tutulması serbest olan ancak sıcak havaların başlamasıyla tam anlamıyla sezonu açılan gümüş balıkçılığı İznik Gölü'nde Orhan Gazi ve İznik'teki su ürünleri kooperatiflerine bağlı balıkçılar tarafından yapılıyor. Göllüce ve Narlıca daha çok o taraf iyi olduğu için daha fazla balık tutuyor arkadaşlarımız. 350-400 ton üzerinde bir balık tutuyorlar yani. Bu sene çok bereketli, inşallah müşterilerimiz de devam eder. Biz bu balığı 150 tonu tutarız diye iddia ediyorum. Geçen sene 11-12 en son verdik ama maalesef bu sene kooperatiflerimizin ve firmaların biraz daha gevşek olması nedeniyle şu anda fiyatımız 13 lira. Sezonda toplam 1000 ton balığın tutulması hedeflenen bölgede bu yılki sezonda bereketli başladı. Gümüş balığı Yunanistan, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ediliyor. Bayağı bir döviz getiren bir balık. Bu sene de bereketli hamdolsun. Firmalar üretiyor, Yunanistan'a gönderiyor, Ukrayna'ya, hatta Amerika'ya gönderen firmalar var. Bunlar orada gidince cips yapıyorlar. Bizim patates cipsi gibi öyle cips yapıp ufak paketler halinde güzel de bir paraya satıyorlarmış. Balıkçıların isteği ise bölgeye soğuk hava deposu yapılması. İznik Gölü'ne bir tane büyük soğuk hava deposu yapılsa şöyle 600-700 tonluk. Biz burada bunları paketleriz. Akif dediğimiz yani ayıklama makineler, dondurucu makineler olduğu zaman biz kendimiz paketleriz burada. Firmaya falan gerek yok. Nilüfer Belediyesi'nin kente kazandırdığı Nilüfer Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi envanterine 22 adet son teknoloji kentsel arama ve kurtarma malzemelerini daha ekledi. Deprem riski yüksek kentlerden biri olan Bursa'da Nilüfer Belediyesi Afet Merkezi'ne son teknolojik arama ve kurtarma malzemeleri ekledi. Daha böyle modern aletler de devreye sokmuş olduk. İşte termal kameradan drone'a kadar, termal drone'a kadar birçok yeni alet de devreye soktuk. Nilüfer Belediyesi'nin 2017 yılında kente kazandırdığı bünyesindeki simülasyon odaları ve envanteriyle Türkiye'de ilklere sahip olan Nilüfer Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi yeni kentsel arama ve kurtarma malzemelerini bünyesine katarak daha donanımlı hale geldi. Sismik enkaz altı dinleme cihazı, havalı enkaz kaldırma seti, enkaz altı görüntüleme kamerası, termal kameralı drone, spiral hortumlu duman tahliye fanı, aydınlatma, taşlama, kesme, kırma aletleri gibi 22 adet malzemeyi envanterine ekleyen merkez, afet ve acil durum anlarında artık daha nitelikli hizmet verecek. Depremin ilk anından itibaren alet edevat ihtiyacı çok yüksek oluyor ve insanlar panik halinde oluyor ve çok basit aletlerle birçok insanın hayatı kurtarılabilecekken kurtulamıyorlar. O yüzden de daha bir dışarıda büyük bir deprem lojistik merkezi yapalım arzusundayız ve orada deprem anında ihtiyaç duyulacak her türlü alet edevatı yoğun bir şekilde oraya yığalım ve bunu hem kamu bilsin hem insanlar bilsin, ihtiyaç anında hemen deprem anında oradan bu deprem bölgelerine hızlıca eriştirilebilsin arzusuyla böyle bir mekan oluşturmak istiyoruz. Bu haberle bülteni burada noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.